Günaydın değerli izleyiciler. Ticaret savaşları devam ediyor diyerek güne başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerini anlaşma olmaması halinde daha fazla tarife uygulamakla tehdit etti. Önümüzdeki süreçte ABD-Türkiye ilişkileri, ticaret savaşları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler takip edilirken 12 Aralık'ta Merkez Bankası yılın son para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası Fed'in de kararları burada çok önem taşıyor. Her iki Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %12 olduğunu tekrardan hatırlatalım. Merkez Bankası nasıl bir yol izleyecek? Bankaların taksitleri kaldırması, kredi faiz oranlarının inmesinin ardından kredilere artan talep ve birçok konuyu ele alacağız. Efendim, ben Nazlı Bolak, Parasal'ı başlatıyoruz. Profesör Doktor Emre Alkin'le beraber bir saat boyunca sizlerle olacağız. Sizden gelen soruları da yanıtlamaya olabildiğince çalışacağız. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Ben de çayımın içindeki şekeri karıştırıyordum. Bu önemli bir deneydir. Çok fazla şeker koyduğunuz zaman çayın içerisinde bu şekerlerin erimediğini görüyorsunuz bir süre sonra. Sabah Şeref Oğuz'un çok güzel bir yazısı var. Diyor ki hayata geçirilemeyen, tatbik edilemeyen bilgi yüktür diyor. Bu bilgi de öyle bir şey. Çayın içine attığınız şekeri, bunun erimesi lazım. İçindeki dışarıdan bakan insan aslında sadece duru bir çayı görsün. Duru bir, değil mi? Likit, evet. Bir. Ama ne kadar bunun içine atarsanız, taşıyamıyorsanız bunun üzerinde bu bilgiyi, yani var ama tatbik edemiyorsunuz, o erimeyen şeker parçaları gibi çirkin bir görüntü arz ediyor. Dolayısıyla bilgiyi öyle bir özümsemek lazım ki tatbik etmek, aynen çayın içinde erimiş ve kaybolan bir şeker gibi olması lazım. Yani o yüzden tam doğru anda beni yakaladınız. Onu düşünüyordum ben şu an. Şimdi en önemli meseleyi en son söylediniz. Diğerleri zaten pek çözülecek gibi gözükmüyor, işte Doğu Akdeniz'de vesaire dedi. Şimdi soru geliyor bana. Merkez bankaları neye dayanarak bu kritik kararları veriyorlardı? Çoğunlukla enflasyona göre. Hı hı. Ama pazartesi gününden bu yana yazdığım yazılara eğer dikkat edilirse, enflasyona bakarak karar vermenin yanıltıcı tarafları var. Birinci yanıltıcı etki, enflasyonla alakalı datayı ortaya çıkarırken doğru yere bakıyor muyuz? İki, velev ki bakıyoruz, vatandaş inanmıyorsa ne olacak? Siz şimdi vatandaşın inanmadığı bir enflasyon oranını açıklıyorsunuz. Velev ki doğru hesapladınız. Ama o enflasyon oranına göre karar veriyorsunuz. Vatandaşta bir etki uyandırmıyor. Niye? İnanmıyor çünkü ona. Avrupa Birliği ve Euro ülkelerinde yapılan bir inceleme, beklenti enflasyonuyla hissedilen enflasyon arasında bazı dönemlerde 5 puan falan fark olduğunu gösteriyor. 5 puan Avrupa için korkunç bir şey. Evet. Bahsettiğim ortalamalar, hani %1'ler, yarımlar, 5 puan diyorum. Vatandaş üzerinde 5 puan daha fazla enflasyon hissediyor. Ama beklenti ondan daha düşük. Yani düşer diye bekliyor ama yaşadığı farklı. Şimdi beklenti enflasyonuna göre veya resmi enflasyona göre karar veren merkez bankalarının attığı adımlar dolayısıyla vatandaşın üzerinde tam birebir istenen, arzu edilen etkiyi yapmıyor. Şimdi bu çok önemli bir vaka. Bunu bir kenara koyalım. Yani merkez bankamızda bir enflasyon açıklıyor. Pardon, özür dilerim, bir faiz açıklıyor. Bu faizi açıklarken de diyor ki ben önden yüklemeli yaptım. Çünkü ileride düşeceğini biliyordum diyor enflasyonun. Vatandaş da diyor ki ne düşeceğini biliyorsun? Hissetmiyorum ki ben öyle bir şey diyor. Yani hayat pahalı ile enflasyon arasındaki makas açılırken para ve maliye politikasının pozitif sonuçlarını çıkarmak kolay olmuyor. Çünkü vatandaş buna inanmıyor. Ekonomi yönetimi aslında algıları ve beklentileri yönetmektir. Biz bunu söylediğimiz zaman bir köşe yazarı hanımefendi algı profesörü falan diye isim takmış bize. Ay, alakası yok. Yani algıyı ve beklentiyi doğru yönetirseniz aldığınız kararlar istediğiniz, arzu ettiğiniz sonucu yaratır. Aksi takdirde insan karakteri üzerine kurulmuş bir bilim olduğu için bu bir tatbik sahası. İnanmayan insanlara bak ben ne güzel faiz indiriyorum dediğinizde istenen etkiyi uyandıramıyorsunuz. Çünkü hala gelecek korkusu oluyor insanlarda. Falan filan. Şimdi bu bir. İki, ulusal para politikası uygulama imkanı var mı dedi demin Twitter'dan Çok kıymetli bir izleyicimiz. Ben dedim ki birazdan TV100'de bunu anlatacağım. Düşünün ki her şey normal gidiyor şimdiki şartlar değil. Faizleri yükseltiyoruz ki ekonomi yavaşlasın diye. Ne yapacağız? Para arzını böyle daraltacağız. Daralmıyor ki. Her şey düzgün gidip de birazcık böyle enflasyon arttı diye faizleri yükselttiğimizde yurt dışından döviz akıyor memlekete. Oh oh ne güzel diyor. Türkiye'de faizler yükseldi. Döviz de sakin gidiyor ama biraz enflasyon var vesaire diye. Ne oluyor biliyor musunuz? Para tabanı genişliyor. Hani biz daraltacaktık bunu? Daha fazla döviz gelmeye başlıyor ülkeye. Yatırımcılar dövizlerini bozuyorlar. Ne yapıyorlar? Para arzını genişletiveriyorlar bir anda. Yani banka parası. Faizleri düşürelim hadi ekonomi canlansın diyorsunuz. Dövizin yurt dışına kaçma veyahut da TL'nin dövize dönüp kenarda park etme ihtimalini davetiye çıkarıyorsunuz. Para arzı daralıyor. Hani faizleri düşürüp şey yapacaktık, ekonomiyi genişletecektik. Yani dünyada hiçbir merkez bankasının kendi başına karar verme lüksü olmuyor. Ne yapıyor? Dar alanda kısa paslaşmalar. Başka çare yok. O yüzden merkez bankaların elinde de bugün itibariyle baktığımızda kendilerine belki hediye edilmiş bazı fonksiyonlar var ama eski fonksiyonların önemli bir kısmını başka kurumlar yaptığı için mesela bankacılığı artık BDDK gibi kurumlar düzenliyor. Efendim devlete para verme fonksiyonunu neredeyse özel bankalar bile üstlenmiş durumda. Niye? Bono tahvil halka arzı oluyor, bankalar satın alıyor, müşterilerini getiriyor falan. Kala kala bir fonlama maliyeti kaldı. Ya da ödeme mekanizmasını yönetme. O da büyük bir kısmı kripto paralara geçtiği zaman ne yapacak merkez bankalar? Orayı da yönetemeyecekler. Bir tane enstrümanları kaldı. Faiz. Bundan dolayı sürekli olarak devlet başkanları, ülkelerin liderleri Meksika'dan Türkiye'ye kadar, Amerika'ya kadar herkes azarlıyor Merkez Bankası başkanlarını. Niye? Çünkü ucuz borçlanma istiyorlar. Sebebini söyleyeyim. 1990'lardaki dolar cinsinden kar etme yüzdeleri artık yok. Kimse de yok. Kimse o kadar kazanamıyor. Şimdi herkes daha düşük para kazandığı için zararda giden faaliyetleri teşviklerle ve ucuz maliyetli parayla örtmeye çalışıyorlar. Halbuki birinci önceliğini sizin kar etmek olmalı. Bunu hep tekrar ediyorum. Evet. Tabii kar etmeyen müesseselerin işçileri işten çıkarma gibi bir durumu ortaya çıkıyor. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Siyasi iktidarlar da bunun olmasını engellemek için ne yapıyorlar? Sürekli olarak para otoritesine baskı yapıp faizleri düşürtmeye çalışıyorlar. Niye? Böylece suni teneffüsle bir seçim dönemini daha atlatmak mümkün olacak. Trump'ın tamamen yaptığı bu. Ama hiç kimsenin Amerika'da faiz oranlarından falan şikayet ettiği yok. Türkiye'de şikayet ediyor insanlar ama Türkiye'de kimse Türkiye haricinde Amerika'da, Avrupa'da falan şikayet eden yok. Zaten rekor düşük seviyeler. İşsizlikle ilgili bir problem. Tabii tabii. Yani bence Trump tribünlere oynamaya devam ediyor. Ama Türkiye'de de aynı tehlike geçerli. Devasa firmalar maliyetlerin altında inim inim inlediler ve kârsızlıklarını krediyle örtmeye çalıştılar. Şimdi hepsi ya konkordato ilan ediyor ya yeniden yapılandırma istiyorlar. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi bu basiretli bir yönetim tarzı olmadığını ortaya çıkardı. Türk işletmelerinin yani aşırı borçlanmanın içine girdiklerini, bu borçlanma sebebiyle yanlış işlere imza attıklarını, çarpıcı sıra dışı marifetle herhangi bir şey yapmadıklarını, bilimden iyice uzaklaştıklarını, Ar-Ge'den uzaklaştıklarını, Ar-Ge veyahut da Ür-Ge için aldıkları paraları başka yerlere harcadıkları vesaire. Hepsi ortaya çıktı bunların. Hibe kredileriyle oğluna düğün yapanlar, araba alanlar ve hepsi çıktı bunların ortaya. Şimdi demek ki kredi doğru yere gitmemiş. Şimdi bundan sonra kamu bankalarının da özel bankaların da görevi kredinin doğru yere gitmesini, değere dönüşmesini sağlamak. O bitti o işler. Efendim işte arazisi var mı? Katı var mı? Arabası var mı? Ya sana ne arabasından? Nakit akışı doğru mu diye sorsana. Nakit akışına bak, nakit akışına. Çünkü o teminat hiçbir anlama gelmiyor. Sen şimdi 100 milyon liralık teminat al. Sermayenin teminatı için. Yok yok hayır hayır. Teminat almışsın araziyi. Ekspertiz yapıyorsun. Ekspertiz zaten kötü yapılıyor, o ayrı mesele. 100 liralık mala 50 lira yazıyorlar. E sen de şimdi 50 lirayı aldın, 30 lirada kredi vermişsin. Hadi sat bakalım işler kötü gittiğinde. 30 lirayı kapatabiliyor musun? Kapatamazsın. Dolayısıyla aldığın teminat değil, işin kendisi teminattır. Araziyi teminat alma, işi teminat al. Bak yönetmenimiz için güzel bir şey çıktı. Arazi değil, işin kendisi teminattır. Arazi değil. Öbürü yanlış. İş, nakit akışı düzgün olacak ki, değil mi? Bankalar gönül rahatlığıyla kredi versinler. O yüzden faizleri düşürmek kötü değil ama tek çare değil. Firmaların kar ediyor olması lazım. Bunun için de kamu küçülecek. Bu kadar vergi almayacak. Ya dün bana bir iş insanı gümrükten malı satana kadar ödediği vergileri açıkladı. Yahu diyor, toplasan hesaplasan diyor 16-17 aylık perspektifte elde ettiğim gelirin diyor %100'ünden fazla vergi veriyor hale geliyorum diyor. Bakın olaya bakın. Niki Lauda eski yarışçı Avusturya'dan bu yüzden kaçtı gitti. Adam havayolu bile kurmuştu, battı. Evet. %117 vergi verdiğini öğrendi. Yani bir iş insanı gümrükten aramalı hammadde yatırım malını çekecek. Sonra üretecek. Arada elektrik, gaz, BİM hepsinin vergilerini topla, karından fazla. Bu nasıl bir şey ya? Ne yaman bir çelişki bu. Yanlış anlamayın, şu matematiği söylüyorum. Sonunda bir kar ediyor ama yani bir insana ödediği vergi ettiği karla aynı ya da daha fazlaysa bunda bir tuhaflık var. Daha fazla kar edebilir demek ki. Ama arada ödüyor. Sonunda kendini küçücük bir kar kalıyor. Bir bakıyor geriye dönük ödediği bütün vergiler karından fazla. E olmaz ki bu. Devlet aslında iş insanının karına değil resmen şirketine ortak olmuş. Devlet bugün şirketlere ortaktır. İçinden parayı alıyor sürekli. Oradan alıyor, buradan alıyor, şuradan alıyor. Hocam çok önemli başlıklar veriyorsunuz. Söylüyorum, devlet iş yerlerinin birebir ortağıdır. Ortak ya. Hiçbir ortağa da bu kadar iyi davranılmaz. Kasadan para alıyor, para çekiyor resmen. Yani devlet kasadan para çekiyor. Ciddi şekilde söylüyorum. Çünkü çoğu şirket nakit karlılıkla ya da likiditeyle gitmiyor. Ama bir şekilde mecburen bulmak zorunda. 2016-2017'nin KDV iadeleri ve yatırım indirimleri daha ödenmedi bile. Üstüne herkes bir bardak su içti. 140 milyar. 140 milyar. İşte teminat mektubu isteniyor, bilmem. Teminat mektupları çözülmüyor. İşte bu bütün bu vergi iadeleri için teminat götürüyorsun. Evet. İdarenin hiçbir şey yaptığı yok. Maliye de evet doğru bu şirketler benden alacaklıdır demiyor. Devletimiz öyle çünkü. Kendi alacağını şahin, kendisinden alacak olduğu zaman duymazlıktan geliyor. E böyle olunca bir tek nedir? Amerika'da da durum böyle, haberiniz olsun. Devlette para yok. Sürekli borç tavanı yükseliyor. Değil mi? Senatoda kavga çıkıyor sürekli, değil mi? Yeni kanun geliyor, borç tavanı yükseliyor. Türkiye'de de öyle. Devlette para yok. Sürekli borçlanıyor, yeni vergi salıyor. O yüzden faizleri düşürmekten başka çaresi kalmıyor. Siyasetçi de sürekli Merkez Bankası'na yükleniyor. Düşür bakayım faizleri diye. Ya nereye kadar düşürecek? Şirketler kar etmiyorsa. Sabaha kadar düşür, hadi bir de eksiye koy. Hadi eksiye koy da bak ne oluyor? Bir tane mevduat geliyor mu? Bankalara yatıyor mu? Yani çok dikkatli olmamız lazım. Şirketleri kar ettirmesi lazım. Kalkınmanın iki tane önemli koşulu var. Bir tanesini iş insanlarına yüklemiş. Demiş ki beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça fiziki sermayenin hacmini arttırsan da sayısını arttırsan da verim düşer diyor. Yani insan kaynağının doğru eğitimini vermedikçe, kalitesini artmadıkça istediğin kadar makine sayısını arttır, sonunda verim düşecek diyor. Bu bir. İki, devlet mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapar. Şimdi soruyorum. Devlet sizlerin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapıyor mu? Yoksa maliyetinizi mi yükseltiyor? Hadi verin cevabı. O köprüler, otoyolları, havalimanları vesaire, tüneller, maliyetinizi yükseltiyor mu, düşürüyor mu? Neye yaradı bunlar? Ya da onlar yapılmasaydı neler yapılırdı da sizin maliyetiniz düşerdi mesela. Ha, ama hepiniz kol kola girip Ankara'ya gidip bakanlardan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan şahsi menfaatleriniz üzerine birçok şey istiyorsunuz. Aman bizim sektörü koru kolla vesaire ya. Hiçbiriniz de tutup da arkadaşlar bak şurada şu maliyet var. Şunu azaltsanız, şunu azaltsanız, şunu azaltsanız daha iyi olacak demiyorsunuz. Elini çek buradan demiyorsunuz. Sesiniz güçlü çıkmıyor o kadar. Ama yabancı rakiplerinizi, kaliteli mal üreten, size göre daha kaliteli mal üretenlerin önünü tıkamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Konkordato ilan etmek üzere olan şirketleri koruyorsunuz, kolluyorsunuz. Yani değil mi? Gümrükte ondan sonra hiç üretilmeyen mallara, Türkiye'de hiç üretilmeyen mallara türlü türlü mezalim uyguluyorsunuz. Bunları istiyorsunuz devletten. Ya niye doğru şeyi istemiyorsunuz? Devlet aslında siz ne diyorsanız onu yapıyor. Niye kızıyorsunuz siyasetçiler? Sürekli istediğiniz şey rakiplerimi engelle, benden başka kimseden mal almasın Türk sanayicisi. İthalat. Ham maddeyi benden alsın. Efendim şey var, solventten sahte akaryakıt yapılıyormuş. Solvente öyle bir ÖTV koy ki biz akaryakıt sektörü olarak rahatlayalım. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Solvent boyanın mesela ana ham maddesi. Bu konudan ÖTV sebebiyle boyayı tam olarak yani bitmiş olarak ithal etmek üretmekten ucuza geliyor. Hah. Yani bir şeyleri kontrol edemedik diye kimya sektörüne ceza veriyoruz. Demir çelik sektöründe fiyatlar yükseliyor diye dünyanın en önemli demir çelik ülkesi üreticisi olmamıza rağmen dışarıdan gelen demir çeliğin şeyini düşürüyoruz, vergisini düşürüyoruz, bir de kotaları sıfırlıyoruz falan. Niye? İnşaatçılar memnun olsun diye. Demek ki memleketi inşaatçılar ve akaryakıtçılar yönetiyor. Çok net yani. Sanayici değil. Sonunda sanayici dönüyor dolaşıyor. Kendi kısır çemberinin içerisinde bir şeyler üretmeye, bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Ondan sonra bana kızıyor, akademisyenlere kızıyor. Sizden bir şey çıkmıyor diye. Çıkıyor da siz görmüyorsunuz. Artı paranız yetmiyor. Yani bizim ortaya koyduğumuz projeleri finanse etmeye paranız yetmiyor. Yetse zaten ileriye gideceğiz. Yetmiyor. Çarpıcı sıra dışı marifetli marka ortaya çıkaracaksınız. Çıkaramıyorsunuz. Paranız yok. Çünkü bu zamana kadar hep yanlış şeyler istediniz. Doğru şeyleri isteseydiniz siyasetten 40-50 yıldır. Böyle olur. Üzerinden gidelim mi hocam? O doğru şeyler neler? Tabii mesela, teker gidelim. Şimdi tersinden gideceğim tam tamam, tersinden. Yanlış gidelim. Olan neydi diye mesela. Tamam. Anlatayım. Şimdi şeylerinize nasıl diyeyim? Bazı abilerinize sizden evvel sektöre gelmiş olan arkadaşlara şey yaptınız, özendiniz. Mesela tarımsal arazilerin neden toplulaştırması mümkün değil? Niye? Çünkü daha fazla traktör satmak lazımdı. 1950'lerden beri o büyük abiler ilk önce ithalat yoluyla getirdikleri traktörleri, sonra kendi ürettikleri traktörleri aslanlar gibi sattılar. Ne kadar çok tarla, o kadar çok traktör, o kadar çok tarım ilacı, o kadar çok tarımsal malzeme, alet, edevat, avadanlık. Şahsi menfaati, toplumun menfaatinin önünde tuttular. Şimdi herkes düşünsün. Gün içerisinde kaç defa sanayiciler de, iş insanları da şahsi menfaatlerini toplum menfaatinin önünde tutuyorlar. Kaç harekette? Araba kullanmalarından tutun başka. Hocam reklam arasında bunu düşünmeye devam edelim. Tabii, özür diliyorum. Tam da heyecanlı tarafında kestim. Ancak bir reklam aramız var. Tabii. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Emre Alkin'le beraber parasal kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Emre Alkin'in değerli yorumlarıyla parasal kaldığı yerden devam ediyor. Hocam sözü tekrardan size bırakıyorum. Şimdi bir, ne yaptık? Koca holdingler kurduk. İthal ikameci politikalar uyguladık. Efendim işte çalıştığı zaman üstümüze yürüyen çamaşır makineleri ürettik. Bizimle konuşan buzdolapları ürettik. Böyle geceliğin hiç susmayan. Ondan sonra 10.000 kilometre sonra konsolu gıcırdayan otomobiller ürettik ve bir anda 1994 yılında Gümrük Birliği geliverdi. Çünkü Tansu Hanım, saygıdeğer başbakan, bu memleketin hakikaten vatandaşının menfaatini değil de kendi menfaatini düşünen insanları kalibre edemeyeceğini anladı. Ve bir anda Gümrük Birliği'ne imza attı. Bütün o koca holdinglerin sözcüleri Gümrük Birliği'nin ne kadar kötü bir şey olduğunu bize anlattılar. Çeşitli konferanslarda biz de gülmekten öldük. Hepsine güldük yüzlerine. İsimlerini tek tek söylerim bir gün. Hepsinin yüzüne güldük. Dedi ki bu sizi adam edecek. Çok güzel olacaksınız diye. Hepsi de çok güzel oldu. Ne oldu şimdi? Avrupa standardında, dünya standardında ürün üretmeye başladılar. Ama o zamanlar öyle değildi. Niye? Çünkü zaten ithal gümrük duvarları vardı. Şimdi aynı zihniyeti geri getirmeye çalışıyorlar. Başka sektörlerde. Mesela ayakkabı sektörü bunu denedi. Sonuç hüsran. Ama hem o zamanın ekonomi bakanını hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna etmişlerdi. Eğer ithalatta %50 gümrük vergisi koyarsak, bir de diyor bu yurt dışından gelen, Türkiye'de hiç üretilmeyen lastik ayakkabıları diyor Tarex dediğimiz eziyete tabi tutarsak hem ithalatı yavaşlatırız hem de gençler o lastik ayakkabıları giymez, bizim ürettiğimiz deri ayakkabıları giyerler. Olmadı. Hepsi battı. Battı. Bundan bir yıl evvel bir Türk spor ayakkabısı üreticisi olan kıymetli beyefendiyle bir araya geldik. Yine ayakkabı üreticileri karşımızda. Adam en sonunda dayanamadı. Dedi ki ya kardeşim sizin dedi kapasiteniz yetmiyor ya dedi. Fiyatınız tutmuyor. Kapasiteniz yetmiyor. Kaliteniz tutmuyor dedi. Ben yine yurt dışında yapıyorum. O dedi büyük markalara yaptığınız eziyetin aynısını bana da yapıyorsunuz diyor. Türk markasıyım ama yurt dışında üretmek mecburiyetinde kalıyorum diyor. Yani ne kalite tutuyor ne kapasite tutuyor ama bunları biz koruduk. Niye? Çünkü bunların ticaret ve sanayi odalarında birer tane oyu var. O kadar çok sayıda ki bu firmalar. Onların her bir oyuna ihtiyacımız var diye o başkanlar Türkiye'yi enflasyona sürükleyen, Türkiye'yi üretimciye sürükleyen bu sürece ne yaptılar? Fitilini yaktılar. Sonuç bu. Ne siyasette kabahat bulun o kadar ne de başka insanlardı. Tamamen iş dünyasının istek ve arzularıyla oldu bu iş. Buraya biz öyle geldik. Tamam mı? Mantıklı olanı değil, şahsi menfaati, toplum menfaatini önde tutan arzuları seslendirdiler. Ya şimdi biz istemiyor muyuz? O şirketlerin hepsinin yaşamasını, ayakta kalmasını vesaireyi falan. İstiyoruz değil mi? Evet. Ya ne yapayım ben? Türk değil miyim yani? Başka bir milletin şeyi miyim? Vatandaşı mıyım? Hayır değilim. Ben de isterim. Ama yanlış. Yanlış kurguyla, yanlış modelle tamamen bütün kaynakları israf eden, çocuk işçi çalıştıran, ondan sonra ve çevre faktörlerini göze almadan insan çalıştıran birçok işletme var Türkiye'de. Bunlara destek verip de nereye gitmeyi düşünüyoruz biz? Kaçak işçi çalıştıran vesaire. Hiçbir sektörle alakalı elle tutulur bir kayıt yok. Kaç makinesi var? Kaç işçi çalışıyor? Kaçı kadın, kaçı erkek? Yaş ortalaması nedir? Altyapının durumu ne? Dijital dönüşümün neresinde? Var mı? Yok. Tek o zaman çare kalıyor. Faizleri düşür. Niye? Çünkü bu acıyı ancak o şekilde pansuman yapabiliriz. Acıya pansuman yapmak için faizleri düşürüyoruz. Amerika'da da böyle ama Çin'de böyle değil. Devlet başkanı ilk yaptığı iş bir kere kendine ömür boyu seçtirmek oldu. O onun yanlış tarafı. Doğru tarafı dedi ki bundan sonra 1,5 milyar insanın yaşadığı bu ülkeyi ucuz iş gücüyle anılan bir hale getirmeyeceğim dedi. Ve yüksek teknolojinin lideri oldular. Sürekli kendilerini yeniliyorlar. Ve öbür taraf ben uzaya gidiyorum diyor. Öbür taraf ben onu zaten rahat yaparım ben başka yere doğru gidiyorum diyor. Herkes için teknoloji diyor mesela. Amerikalılar parası olan için teknoloji diyor. Bütün cebindeki parayı ver diyor mesela. Çinlerin çıkardığı ürünler, Güney Korelilerin çıkardığı ürünler Amerikalılara göre daha evven fiyatta, en azından bulabiliyorsunuz daha çok çeşit. Ama Amerikalılar geri geri gitmeye başladılar sivil teknolojilerde. Ama hocam bu anlattığınız bir sistem. Yani Çin'de şimdi verdiğiniz örnekte Çin'de bu sistem oturmuş. Evet belki seneler almış ama bu sistem oturmuş. Aynı anda başladık. Herkes teknolojiye ulaşabiliyor. Ya aynı anda başladık. Şimdi şöyle bizim çamaşır makinesi ve televizyon üreten arkadaşlar biz de cep telefonu yaparız diye çıktılar. Ya orada teknoloji firmaları üretiyor. Teknoloji firmaları bunları ortaya çıkarıyor. Siz teknoloji üretmiyorsunuz ki, siz sanayicisiniz. Siz sanayinin içine teknoloji koyuyorsunuz. Öbürleri teknolojiyle sanayi yan yana yürütüyor. Arada fark var. Yani bu mantaliteyle çok zor. Bizde teknoloji üreten firmalar açmaları lazım ilk önce. Onlar teknolojiyi, plastiği büküp, tamam mı, demiri eğmek zannediyorlar. Teknoloji o olur mu hiç? Ne alakası var? Teknolojiyle sanayi ayrı kullanıyorlar. Tabii teknolojiyi başka bir tarafta hızlı gidiyor. Sanayi bir eş anlı tarafta gidiyor. Sonra ikisi bir yerde birleşiyor. Biz de ilk önce malı üretip içine teknoloji koymaya çalışıyoruz. Ya böyle ilerleme olur mu? Ne alakası var? O da ithal ha. Cep telefonu ürettik diyoruz. Tamamen işlemcisinden tutun içerideki her şey ya Amerikan ya Çin malı. Ama üniversitelerde öyle öğrenciler var ki cep telefonu falan üretiyorlar. Kendi buldukları parçalarla vesaire. Ama oralara gitmiyorlar. Çünkü Ar-Ge yapmak pahalı. Ama Ar-Ge teşviklerini alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz onlarla peki? Yani dolayısıyla mesela ya Ar-Ge teşviği verdik, kahve makinesi yapıldı. Güzel yapıldı ama. Çok da iyi yapıldı. Ve bizim 600 yıllık kültürümüzü en azından ne yaptı? Evrenle buluşturdu. Evet. O yüzden o tip işler yapan insanları da alkışlıyorum. Hemen burun kıvırıyoruz. Uzaya mı gidecektik? Sanki şeyimiz var, uzaya gidecek adamımız var. Sen de uzay teknolojisi istiyorsun diyor. Allah'tan savunma sanayi hiç bunları dinlemiyor. Kulaklarının tıkadı, var gücüyle yola devam ediyor. Bir de bu var Türkiye'de. Biz yapamayız. Ya diyorum ki biz yaparız, para yanlış yere gidiyor diyor. Biz yaparız ama para yanlış yere gidiyor. Para işte buralara gidiyor. Para yanlış şekilde gidiyor. Yani ithalat vergileri, bunun üstüne konan ÖTV'ler vesaireler falan hepsini toplayınca insanları, yani parlak işler yapmak isteyen insanların moralini bozan bir iş ortamı var. Ama böyle kalkınamayız ki biz. O zaman dönüyor dolaşıyor. Ne oluyor? Faiz düşür. O zaman niye kar edeyim? Çünkü zaten küçük bir meblağ ediyorum. Çok uğraşıyorum. Zaten edemiyorlar. O zaman da siyasetçiler dönüyor dolaşıyor. Merkez Bankası'na kızıyor. İndir bakalım faizi diye. De öyle kolay kolay indiremeyecekler. 2020 biraz böyle zor bir sene olacak. Merkez Bankamız için de zor bir sene olacak. Yani, öyle mi diyorsunuz? Tabii. Trump'ın şu cümlesi beni çok düşündürdü ama ben oradan farklı senaryolar kurdum tabii kafamda. Trump'ın Fed'e yapmış olduğu bir açıklamada geçtiğimiz gün şöyle bir cümle kurdu. Bizim faiz oranımız tüm dünyadaki ülkelerden daha düşük olmalı. Şimdi... Anlamı neymiş peki bunun? Evet. Yani... Bunun dediğim gibi kafamda bu cümleden sonra birden fazla senaryo oluştu. Neden böyle bir yola gidilmesi gerek? Onlara nasıl bir yararı dokunacak? Hadi onları bıraktık, bize nasıl bir etkisi olacak? Tabii tabii. Yani şöyle diyeyim, bakın biz tam konuşurken WhatsApp'tan bana güzel bir mesaj geldi. Maliye Bakanlığı enflasyon mücadele için mobilyanın KDV'sini düşürüyor ama tekel olan Orman Bakanlığı aynı dönemde mobilyanın ham maddesi olan kereste ve türevlerinde sebepsiz zam yapıyor. Niye oldu belli değil ama. Yani şimdi bir yerden güzellik yapılıyor, bir yerden bozuluyor. Biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün müesseselerde var bu ya. Mesela yıllardır şirketin içinde veya bir kurumun içinde çalışanlar şikayet ettiği unsurlar var. O şikayet edilen unsurlar neyse yıllar sonra değişiyor. Herkes tam bir nefes alacak, başka yanlışlıklara imza atılıyor. Bu Türk insanının içinde olan bir şey. Yöneticilik zafiyeti bu işte. Tamam mı? Ve bu zafiyetleri yapanlar sonra dönüp profesyonellerine bunu fatura etmeye çalışıyorlar. Tamam da beni ikna edecektim falan diyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Fed, Trump da aynı şeyi yapıyor. Yanlış yaptırtıyor sürekli Fed başkanına. Sonra diyecek ki Fed başkanı yanlış yaptı diyecek. Görev süresini uzatmayacak. Bu kadar basit. Bizde de aynı şeyler oluyor. Bundan sonra merkez bankalarının özelliğiyle ilgili parasalda tekrardan... İnanın bizde de aynı şey oluyor. Bizde de aynı şey oluyor. Yani sürekli olarak şikayet ettiğimiz o bütün sorunları neredeyse tamamını çözüp yepyenilerini yaratmak üzere müthiş davranışlarda bulunuyoruz. Ortaya bir model konuyor. Modelin yanlışlığını söylüyorsunuz. Uyguluyorlar. Yanlışlığı ortaya çıkıyor. Değiştiriliyor. Oh diyorsun. Tamam diyorsun. Başka bir yanlışlığın altına imza atıyorlar. Yani Türkiye'nin neden kalkınamamasının sebebi de bu. İstişareyi sevmiyoruz. Kendi başımızın dikine gidiyoruz. Sonunda para benim değil mi kardeşim? Zengin her zaman hakkıdır diyoruz. Ben kurdum buraları diyor. Bu arada ben kurdum diyor. Küçücük sermaye, devasa borç. Sen vatandaşın parasıyla kurdun. Senin ne hakkın var ya bu şekilde karar verme? Hiçbir sermaye koymamışsın. Kamu bankalarından, özel bankalardan kredileri çekmişsin. İşini öyle yürütüyorsun. Yani aslında sen vatandaşın tasarrufunu almışsın. Onu değere çevirmekle yükümlüsün. Onu unutmuşsun. Ama sen aldığın riskten dolayı duygusallaşmışsın. Riski ben aldım diye. Hayır, aslında sen risk değil, yükümlülük altındasın. Vatandaşın parasını almışsın, onu doğru kullanmak zorundasın. Eğer bu ruh halinde değilsen hiç iş yapma. Ya da çekil, işi erbabına bırak. Patron ol, yönetim kurulu başkanı ol, istersen CEO ol. Ama ne yap? Şeyde kal. Olduğun yerde kal, bilgin kadar kal. Ya da bilgini geliştir. Ucuz parayı al ya da düşük faizde parayı al. Ondan sonra dilediğin gibi kullan. Ne organizasyon şemasını düzgün yapıyorsun, ne işini düzgün yapıyorsun, hiçbir yenilik yapmıyorsun, çalışanları mutsuz ediyorsun. Tamam mı? Müşteri memnuniyeti adına yaptığın hiçbir şey yok. Ondan sonra tamamen muhasebecileri doldurmuşsun şirketin içerisine ya da eski işte müşavirleri. Onlar da sürekli sana tasarruf etmeyi söylüyor. Kardeşim, gelirini arttıramadıktan sonra tasarrufu yapmanın sebebi ne? Maliyeti düşürüyorsun. Neyle yapabilirsin? Yani neyle? Geliri arttırmanın koşulu bir, müşteri memnuniyeti, iki, çalışan memnuniyeti. Ya bütün istatistikler bunu gösteriyor. Müşteri memnuniyetiyle çalışan memnuniyetini sağladığın zaman işler kolay. Sağlayamazsan zaten geri gideceksin. Yani zaten bir firmanın başka nesi var? Çalışanı, müşterisi. Vatandaştan alıyorsun parayı, değil mi? Vatandaşın parası o, bankadan aldığın kredi. Evet. Tamam, tekrar vatandaşa geri veriyorsun. Sen de yaptığın güzel işten kar elde ediyorsun. Bu kadar basit. Yani bunu büyütmenin alemi yok yani. Dünyanın hani zengin oldun diye dünyanın en önemli adamı falan zannediyor insanlar kendini. Ya kimler var memlekette? Cristiano Ronaldo var. Ondan daha mı çok tanınıyorsun yani? Daha mı iyisin mesela? 17 yaşındaki kemancı evladımız var. Van'dan yetişmiş. Daha mı iyisin ondan yani? Mozart ödülü almış falan. Değilsin. Kimse seni tanımıyor. Dolayısıyla senin çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yapman lazım. Hiç olmazsa iyi insan ol. Bak, iş insanı hiç olmazsa iyi insan olsun. Yani o zenginleşme merak etme. Herkes senden zengin zaten. Sen bari tanınmış kişi ol. Herkes senden zengin. Sen zaten uğraşsan yani 4 göbek torununa kadar o Bill Gates'in yarattığı serveti falan yaratmana imkan yok bu kafayla. O yüzden senden hasreten ricam, sevgili iş insanı, iş kadını ve iş adamı, iyi insan ol. Bir, çalışanını memnun et. İki, tamam mı? Müşteriyi memnun et. Herkes seni hayırla yad etsin. Var öyle iş adamlarımız. Var. O kadar mütevazi ki herhangi bir alışveriş merkezine girdiğimde hemen yanlarına gidiyorum. O kadar bir de güzel insanlar ki kalpleri temiz. Evet. Herkes de oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Aşmışlar oraları. Aşın ya buraları. Biraz para kazandık diye toplumdan uzaklaşıyorsunuz. Ondan sonra filmli arabalara biniyorsunuz, camları. Takıyordunuz, şimdi emniyet sizden aldı onları. Yani çok param var diye çakar takıyorsun arabana. Yani emniyet şeridinde gidiyorsun, insanları rahatsız ediyorsun, korumalarla dolaşıyorsun. Ondan sonra Yani bunlara gerek yok ya. İnsan olun ilk önce. İnsan olmak zor ha. Bak, adam olmak ve kadın olmak o da zor ama insan olmak daha zor. Dolayısıyla biz ne kadar çok insan yetiştirirsek o kadar bu ülkenin önü açılacak. Aksi takdirde dönüp dolaşıp faizleri düşür diye siyasete baskı yapacaklar. Başka şeyleri yok çünkü konuşacak. Düşür faizleri ki ben daha iyi yat alayım, kat alayım, bilmem ne vesaire falan. Yani veya efendim işte bize teşvik ver. Bizim zaten 10 sene sonra fabrikamız yok. Hem dijital altyapıyı güçlendirme ama herkese de kendinden mal almaya mecbur et. Git siyasete baskı yap. Ondan sonra bir de yanlış şekilde kaynak kullanan insanları destekle ki seçimlerde, oda seçimlerinde falan oyalasın. Vallahi böyle ama dur. Bir tanesi de diyor ki kardeşim ben bu koltuğa yapışık değilim. Siz yanlış şey istiyorsunuz. Bu olmaz. Yukarıda Allah var, ben Allah'tan korkarım. Size bunları veriyoruz ama siz kendinizi hiç düzeltmiyorsunuz. Vatandaşa enflasyon yaratan işler yapıyorsunuz. Çocuk işçi çalıştırıyorsunuz, biliyorum. Bunları düzeltin. Kaçak işçi çalıştırıyorsunuz, biliyorum. Bunları düzeltin demiyor. Yine en iyi organize sanayi bölgeleri yapıyor. Çünkü onların hepsi kayıt altında ve müthiş işler başarıyorlar. Ama bunun haricinde İstanbul'un değil mi köşelerinde neler oluyor, neler bitiyor bilmiyoruz. Bütün kaynaklar da oralara gidiyor. İnşaatlara, bilmem nelere vesaire, kayıtsız çalışmalara. Dünkü cümlemi tekrarlıyorum. Yeni nesli inşaatta çalışmaya mecbur edemeyiz, ayıptır. Yeni nesil çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yapacak. Marka tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji, ondan sonra dijital dönüşüm vesaire buralarda çalışacak. Zaten bir nesil var inşaatta çalışan. Yeni bir nesili daha getirmeyin buraya. Yeterince inşaat oldu. Dağ taş zaten bina oldu. Biz ev bulamıyoruz diyenler var. Çık kardeşim, sen de istediğin yerde bulamıyorsundur. 2 adım at bulursun. Her taraf ev kaynıyor. Yarısı da boş apartmanlar. Dolayısıyla sadece faiz düşüklüğüne dayalı bir büyüme modeli olamaz. Sadece insan kaynağının eğitimsizliğine dayalı bir büyüme modeli olamaz. Sadece inşaata dayalı bir büyüme modeli olamaz. Hele ki kamunun harcama ve yatırımına dayalı bir büyüme modeli hiç olamaz. Özel sektördür gerçek kaynağı ve tasarrufu yaratan. Bunun altını çizeyim. İsteyen alınsın, isteyen alınmasın. Odalar ve Borsalar Birliği, DEİK, TİM, bütün bu kuruluşlar ki TİM en önemlisidir. Çünkü ihracatçı birliklerinin çatı kuruluşudur. Herkes bu öz eleştiriyi kendine yapmalı. Biz neredeyiz? Kimin için istiyoruz bu istediklerimizi? Acaba benim arzularım toplum için faydalıdır diye garip bir illüzyona mı girdik? Gerçekle yüzleşmekten korkuyor muyuz? Dün Sayın İsmail Güller'in dediği gibi insan kaynağı yetiştiren bir Türkiye mi istiyoruz? Çok önemli bir şey söylemiş. Evet. Değil mi? Tasarımcı yetiştiren, insan kaynağı yetiştiren, gastronomi kültürüyle evreni buluşturan böyle modern bir ülke mi istiyoruz? Hayır. Eğitimsiz insanların olduğu, işte beton santralinde çalışmaya mahkum ettiğimiz az eğitimli insanlarla dolu bir ülkeyiz. Niye? Çünkü biz zengin olmak istiyoruz. Kendi kendimize yetemediğimiz için başka mottomuz yok. Zengin olacağız. Çünkü kendi kendine yeten adamın böyle bir cümlesi olmaz zaten. Zaten kendini varlıklı hisseder. Kendi kendine yeten. Kendi kendine yetemeyen zengin olmak ister. Bu kadar basit. Çünkü eksikliklerini öyle kapatacağını düşünür. Eğitim eksikliğini öyle kapatacağını düşünür. Değil mi? Mutsuzluğunu öyle kapatacağını düşünür. Eksikliğini öyle kapatacağını düşünür. Değil mi? Hiçbir para kalbin içinden geçen kocaman deliği kapatamaz. Bir başlık daha geldi. Tamam mı? Hiçbir para kalbin içinden geçen o kocaman deliği kapatamaz. Sen kendi kendine kapatacaksın onu. Eğitimle, bilgiyle, görgüyle, sevgiyle, şefkatle, paylaşarak. Paylaşmadığın sürece yok. Niye paylaşamıyorlar biliyor musunuz? Başka bir şeyleri yok çünkü paradan başka. Paradan başka bir şey olmayan parayı paylaşamaz. Paradan başka şeylere de sahip olan şey elindeki parayı paylaşır. Bu kadar basit. Niye bunları, biz bu hataları yaptık çocukken, gençken ya da bu hata yapmış olanları gördük? O yüzden söylüyorum. Sınanmamış günahla ukalalık etmem ben. Boş işler olduğunu gördük, etrafımızdan da gördük ve doğru tarafa doğru kaydık. Bir insan ancak başka bir şey yoksa parasını paylaşamaz. Ondan gayrı zaten özellikleri, güzellikleri, değerleri varsa her şeyini paylaşabilir. Bilgisini de paylaşır, parasını da paylaşır, şefkatini paylaşır. Yoksa paylaşamazsın zaten. Bir tek paran varsa korkudan böyle sarılırsın onu. Herkes bunu bir düşünsün. Konuşma tarzından insanlara, hitap tarzından, çalışanlara hitap tarzından, günde kaç tane küfürlü kelime konuşuyor, oradan başlayayım. Kadınlara olan nezaketlerinden, çocuklara olan sevgilerinden, değil mi? Hocam konuşmaya da gerek yok. Bir güler yüz nelere sebep oluyor? Yok yok, hepsine yani bir baksınlar. Biz kimiz, neyiz? Ben aslında faydalı bir insan mıyım? İnsanları istihdam ediyorsun diye kendini sakın kral zannetme. Çünkü sen onu vatandaşın parasıyla yapıyorsun. Vatandaşın emeğiyle üretiyor. Onlar olmasa üretemezsin. Hani robotlaşmaya gitmiş olanlara şapka çıkarıyorum. Öyle bir inisiyatif alan da pek az iş insanı var Türkiye'de. Bu kadar basit. Bu hep şeyden kaynaklanıyor. Türkiye binalarla yükselecek zihniyetinden. Türkiye insanlarla yükselecek. Bir gün bunu anlayacağız ama. Onu söyleyeyim. Hocam çok önemli aslında başlıklar verdiğiniz, faiz indirimi yeterli değil, firmaların kar etmesi lazım dediniz. Doğru. Devlet bugün iş yerinin ortağıdır dediniz. Bunu da söylemenizin sebebi aslında vergilerden dolayı. Doğru, doğru. Bu konuya da nereden geldik? Merkez Bankası 12 Aralık'ta nasıl bir karar verecek diye sorarak geldik. Faiz indiriminin yeterli olmadığını, sadece faiz indiriminin yeterli olmadığını söylediniz. Doğru. Şimdi bununla birlikte kredilerden bahsettiniz. Krediler aslında vatandaşın parasıdır dediniz. Doğru. Şimdi bunların hepsi doğru. Bizim tasarrufumuz. Şimdi bakalım, şimdiki mevcut duruma bakalım. Ne oldu? Merkez Bankası %24'teki faiz oranını %14'e çekti. Doğru. Bir toplantı daha var, bir beklenti daha var. Siz dün hatta 100 baz puan beklediğinizi söylediniz. %14'ten bir indirim olacağı ile ilgili. 2020 için daha zor bir dönem geliyor dediniz. Doğrudur. Sadece Türkiye için değil, genelleme yaptınız. Şimdi bir mevcut duruma bakalım. Ne oldu? Sizinle geçtiğimiz gün konut satış istatistiklerini açıkladık. Ne gördük? %500'ün üzerinde ipotekli satışların arttığını gördük bir ayda. Bundan önceki rakam neydi? %400'ün üzerindeydi. Demek ki talep arttı. Demek ki artık insanlar bankaya gidiyor, o krediyi alabiliyor. Peki Merkez Bankası faiz indiriminden sonra bir karar daha verildi. Bu da vatandaşı birebir etkiliyor. Perakendeciler ise bu konudan çok şikayetçi. %10 satışlarda düşüş olacağını söylüyor. Doğru. Taksitler. Taksitlerin kalkması ile ilgili dün 15.30 yayınımızda hocam, bu arada Cüneyt hocamın da çok sevgileri var. Aral Üniversitesi sevgili Cüneyt Dirican'la. Mert Yılmaz'a bu arada sözümüz var. Kitap imzalayacak. Evet, kitabı hala bekliyor kendisi. Evet, tamam. Onunla da bu konuyu konuştuk. Sebeplerinden bahsettik. Bir de sizin görüşlerinizi alalım. Tabii şimdi efendim tabii mesele biraz şey, hani çetrefilli. Elde bir konut stoku vardı. Bu konut stoku, sonuncusundan başlıyorum, kredi kartına geçeceğim. Hı hı. Şimdi bu konut stokunu dağlar gibi olmuştu. Bunu bir eritmek lazımdı vesaire vesaire. Tamam. Geçen sene zaten ölüydü. Çünkü Ağustos'ta bir kur şoku yedik. Herkes alımı falan durdurdu. Dolayısıyla bu %400'lük 500'lük artışlar normal. Yani 5 katı artmış. Bu kadar basit. 10 bin ise 50 bin olmuş. Zaten normal seyri buydu. Yani o yüzden böyle %500 arttı. Kardeşim 2017'ye göre baksana, bak ne olmuş. Yani 2018'e göre bakınca öyle gözüküyor. Şimdi buna baz etkisi diyoruz biz. Bir dönem önce kötüyse bir dönem sonra çok parlak gözüküyor. İşler eğer terse dönmemişse. Buradan kredi kartı faizini taban koyduğu andan itibaren bankalar da dedi ki o zaman ben nereden para kazanacağım? Ben burada bir ödeme mekanizması yürütüyorum. Arkasında ben varım. Arkasında ben olduğum için de herkes rahatlıkla alışveriş yapıyor. Siz kredi kartı taksitlerini maksimum, çünkü o hep böyledir. Maksimum şuraya kadar diyor ya, hı hı, tebliğde. İyi, maksimum oysa ben onun altında belirleyebilirim diyor. Dolayısıyla taksit sayısı arttıkça bankanın sırtına binen finansman yükü artacağı için kredi kartı komisyonlarına tavan getirilmesi sebebiyle bankalar da dedi ki kusura bakma biz taksit sayılarını azaltıyoruz madem öyle dediler. Çünkü şöyleydi. 3 post cihazı veriyor, 4 de banka veriyor. Hatırlıyor musunuz onları? Evet. Herhangi bir yere gidin. Vermiyor artık bankada. Ne yapsın? Hesap ediyorlar, kitap ediyorlar. Şimdi bakın. EPDK benzin fiyatını belirliyor. Hı hı. Doğalgazın fiyatını belirliyor. Hı hı. Elektriğin fiyatını belirliyor. Hı hı. Tavan var. Hı hı. Güya serbest piyasa. Merkez Bankası, BDDK yan yana geliyor, konuşuyorlar. Kredi kartının komisyonunun tavanını belirliyorlar. Başka yerlerde de demin de anlatıldığı gibi işte mobilya sektörünün KDV'si düşüyor ama Tarım Orman Bakanlığı gidiyor, ne yapıyor? Kereste. Kereste şeyin fiyatını yükseltiyor. Çünkü devletin elinde her şey. Ya böyle bir piyasa ekonomisi olur mu? Atatürk ne diyor? 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde elbette devletin bir düzenleyici otorite olarak ortaya çıkması lazım. Güçlünün zayıfı ezmemesi için. Ancak devlet bunu yaparken piyasa kurallarına saygılı olacak. Çünkü devlet hiçbir şekilde ferdin yerine geçemez. Fert yapar bütün işleri. Devlet diyor bunu düzenler. Ama hani enflasyon artmasın diye her şeye tavan koyuyorsunuz. Ama enflasyonun gerçek sebebiyle başa çıkamıyoruz. Hı hı. Bu da enteresan. Yani fiyatlara tavan koyarak enflasyonla mücadele edilmez. Bankacı da diyor ki sen kredi kartının komisyonuna tavan koyarsan ben de diyor kendimi korurum diyor. Şimdi ne yapacaklar? Yazı mı yazacaklar? Bütün bankalar kredi kartı taksitlerini arttıracak ona göre. Mesela. Şimdi bu çatışmaları önden göremeyen, çala kalem mevzuat yazan, değil mi? Arkadaşlara buradan duyuru. Eskiden kanunlar böyle yazılmıyordu. İlk önce sektörün tamamına bir tur dönülüyordu. Acele etmeden. Herkes fikrini söylüyordu. İtirazı olan bizzat gidip sözlü söylüyordu. Sonra Başbakanlık kanun kararnamelere geliyordu. Başbakanlık kanun kararnameler bunu yazıyordu. Sonra yazılmış bitmiş halini bir kere daha soruyordu. Sonra mecliste de çıkabilir tabii bu. Komisyonlara gidiyor vesaire. Sonunda bir süzgeçler silsilesinden geçerek kanun çıkıyordu. Yine itiraz oluyordu, ayrı mesele. Ama yani hangi karar çıksa 6 kere itiraz geliyor. Şimdi bu karar ile ilgili hocam, şimdi bundan bahsettiğiniz için soruyorum. Evet. Perakendeciler diyor ki bu hızlı alınmış bir karardır. Bunun çok uzun süre bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. Ya aynı şekilde diyor. Söylüyorum. Ben evet. Diyorum işte ki, bunu söylediğiniz için. Ya aynı şekilde söylüyorum. Yani sürekli olarak hızlıca aman yazalım. Ya acele etmeyin. Niye acele ediyorsunuz? Biraz sakin olun. Etrafa sorun. Bunun sağa sola faydası var mı, zararı var mı bir öğrenin. Sonra bunun etki analizine gidin Sayın Bakan'a anlatın. Madem çünkü bağlı bir bakanlık var orada. BDDK'nın da, Merkez Bankası'nda vesaire. Deyin ki efendim böyle diyenler var, böyle diyenler var. Sonra siyasi karardır onun arkası. Ama hiçbir çalışma yapmadan, kimseye soru sormadan bunu çıkarırsanız 7 kere değiştirirsiniz. Bakın 32 sayılı karar kaç defa değişti? Döviz alım satımlarına vergi getirilmesi kaç defa değişti? İhracatçı dedik hop bizi unuttunuz. Değil mi? Aa doğru ya falan. Şimdi teşvik yasası çıkmıştı 2000'li yılların başında. Madenciler dedi ki madeni nereye taşıyalım Sayın Bakanım dediler. Espri tabii bu, nasıl taşıyacak? Taşıyamaz. Yani bir teşvik yasası yapılırken sağına soluna önüne arkasına iyice bakmak lazım bunun. Çevresel faktörler vesaire. Ama işte çok hızlı yazılıyor. İş olsun diye. İş olsun diye iş yapılmaz. Yani doğru söz de tatbik edildiği zaman güzel. Yani Şeref Oğuz'un sabahki yazısına tekrar atıfta bulunuyorum. Bilgi tatbik edildiği zaman çok güzel. Öbürü malumat, marifetti. Biz hep malumattan hoşlanıyoruz, marifetten hiç hoşlanmıyoruz. Malumatı marifete çevirmek lazım. Malumatı marifete çevirmek tabii, lazım. Hocam bir izleyicimizden şu an bu konuyla ilgili bir soru var. Kendisi bir dükkan sahibi olduğunu söylüyor. Bu durumun nasıl etkiler? Halen durumu anlamadığını söylüyor. Şöyle bir şey. Yani bu taksit sayısının artmasıyla alakalı olarak kendisine bir talep yansıması olmuşsa, talebi bir anda artmışsa bankaların post cihazları üzerine tanımlamış oldukları taksit sayısını azaltmasından etkilenecek mi bir ona baksın. Mesela dün 8 taksitle sattığı bir şey bugün 4 taksitle ondan sonra satmak zorunda kalacak mı? O zaman bu onun talebini etkileyecek mi mesela? Mesela kozmetikte bu yaşandı. Kozmetikte taksitler kaldırıldı. Kozmetikçiler dedi ki şimdi bittik dediler. Bütün satışlar düştü. Çünkü çok pahalı. Tabii. Bir de şey yok, ithalatı öyle durduracağımızı zannediyoruz. Mesela enteresanmış. Yani ilginç. Yani mesela dönüp dolaşıyorum, aynı şeye geliyorum. Mesela 430 milyon çift veya tek, özür dilerim, ayakkabı ihraç ediyoruz dedi. Yarısından fazlası plastik terlik çıktı. Kuzey Irak'la Suriye'ye sattığımız. Yani bilgileri de doğru vermiyoruz. Hep göz boya bak. Bu yeni model, anlayış, yaklaşım tarzı. O yüzden kıymetli izleyicimiz bir kontrol etsin. Yani taksit sayıları azalmış mı post cihazı üzerinde ve bunun talebe kendisinin mal satışına etkisi olacak mı? Beraber inceleyelim bakalım ne olacak. Hocam 2020 ile ilgili Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili bir sorumuz var. Biraz önce sizin kurduğunuz cümleyle ilgili daha farklı bir süreç önümüze geliyor diye. Buradan da izleyicimiz o zaman demiş, demek ki bizi de takip ediyor. Buradan kendisine de teşekkür ediyoruz. O zaman daha fazla bir faiz indirimi beklemeyelim mi sorusu var. Ona göre kredi almaya ihtiyacım var. Gidip alayım mı? Yok. Şimdi o kararı bana sormasın. Kendisi karar versin. Ondan sonra istişare kutsaldır ama sonunda kişi kendisi karar verecek. Herkesin gönlünde yatan aslan tek haneli faiz tabii ki. Hı hı. Ama tek haneli enflasyon trendine girmeden Merkez Bankası'nın fonlama maliyetlerini tek haneye getirmesi sakıncalı olacaktır. Olabilir demiyorum ha, olacaktır diyorum. Çünkü Merkez Bankası eğer ki, şimdi şöyle, ayın 11'inde Fed açıklama yapıyor, 12'sinde Merkez Bankası, evet. Yani üst üste. Dolayısıyla ilk defa Merkez Bankamız Fed'den sonra açıklama yapmış olacak uzun bir zamandan sonra. Eğer ki Fed 1,25 bas puan indirim daha yaparsa Merkez Bankamızın ertesi gün yapması muhtemel olan 100 ya da 150 bas puan. Daha fazla beklemiyorum. Böyle bir indirim için zemin hazırlanmış olacak. En azından eli rahatlayacak Merkez Bankası. Onu söyleyeyim. Ancak bundan sonra Merkez Bankası önce enflasyon gelişimine, gerçekleşmesine bakacak, ondan sonra karar verecek. Yani eskiden ne diyordu? Önden yüklemeli yapıyorum dedi. Hatta Sayın Uysal bir açıklama yaptı. Önden yüklemeli alanın önemli bir kısmını tükettik, çok az yer kaldı dedi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz adımları çok dikkatli ve temkinli olacak. Yalnız şöyle bir derdi var. Bu zamana kadar Merkez Bankamız siyasi olarak bir baskı altında değildi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız faiz düştükçe enflasyon düşüyor. Bakın gördünüz mü diyor ya. Şimdi bunu soracaklar. Diyecekler ki arkadaş bak faizi düşürdün, enflasyon düştü. Hadi düşürmeye devam et. Ne yapacak acaba Merkez Bankası, merak ediyorum. Bu acayip bir soru şimdi. Şimdi bu zamana kadar siyasi baskı yoktu. Çünkü enflasyon düşüş trendine girmişti. Tek haneye gidecek, sonra çift haneye dönecek ya, biraz hani şeyden, baz etkisinden dolayı. İndirdi. Çok güzel gitti her şey. Şimdi yeni yılla beraber siyaseten Ankara hadi düşür bakalım dediği zaman ne yapacak? Herkes bir nefes almalı olduğu yerde, derin derin, ve ilk Ocak'taki kararı beklemeli. Acaba ne olacaktı? Çok ben merak ediyorum. Çünkü Merkez Bankası bugüne kadar kesinlikle siyasi bir baskı altında değildi. Yapması gerekeni güzel yaptı. Çok güzel hamleler yaptı. Önden yüklemeli olan kararların da tamamı doğruydu. Çok doğru. Ama şimdi enflasyonun düşüşünün çok yavaşladığı, hatta bir ara çift haneye döndüğü yerde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes, bak bizim tezimiz neydi? Faiz düşünce enflasyon düşüyor. Hadi düşürmeye devam et dediği zaman Merkez Bankası ne yapacak? Bak çok önemli bir soru. Evet. Ben bunu merak ediyorum. Yani bu baskıya direnmesi için Merkez Bankası'nın kamu bankaları ve özel bankalarla çok ciddi bir diyalog içinde olmalı. Çok ciddi bir diyalog. Ve aynı zamanda da siyaset kurumuna doğru zamanda doğru bilgiyi vermeli ki oradaki ateşi düşürsün. Benim söyleyeceklerim bunlar. Hocam sizden kısa bir piyasa değerlendirmesi alabilir miyiz? Peki şimdi baktığımız zaman döviz düşüyor. Herkes bana soruyor hocam daha döviz düşecek mi diye. Dün bir alışveriş merkezinde yürüyordum. Oradan metroya doğru giderken birisi kolumdan çekti, hocam döviz düşecek mi? Dedim ki normalde içinde bulunduğumuz şartlar, ekonominin kırılganlıkları dövizin düşmesini çok anlamlı kılmıyor. Hı hı. Eğer borcunuz, ödemeniz falan varsa her zamanki öğüdümü, tavsiyemi tekrarlıyorum. Döviz düştüğü yerden alınır, çıkarken satılır. Çıkarken satın alınmaz. Düşerken de satılmaz. Tamam mı? Dolayısıyla ödemesi olan, efendim bir borcu olan varsa belli bir süre sonra ödeyecek. Düşük seviyelere geldiği anda ufak ufak almakta her zaman fayda vardır. Çünkü borç ödeyeceksiniz. İnsan itibarıyla yaşar. Dolayısıyla bu itibarı en düşük maliyetle sağlamak önemlidir. Yani kolu bacağı kaptırarak değil. O yüzden düşük maliyetli olan yerlerden tavsiye, herkes borcunu ve ödemesini falan halletsin yavaş yavaş. Ama çok önemli bir tavsiye. Onun haricinde Borsa İstanbul şu an itibariyle önü açık gibi gözüküyor. Yani niye? Çünkü iç ve dış siyasette şu an herhangi büyük bir tehlike gözükmüyor. O yüzden adım adım yukarıya gidecek, zaman zaman realizasyon olacak ve o yürüyüş şu an başladı gibi gözüküyor. Ama siyaseten bir şey olursa bilemem. Faizlerde de söylüyorum, Aralık ayında muhtemelen Merkez Bankası 100 ya da 150 bas puanlık bir düşüş yapacak. Tek hane kimse beklemesin. Yani tek hane olursa bize çok ters olur, onu söyleyeyim. Bu sene beklemesin. Bu sene beklemesinler. Hı hı. Ama 2020'ye girerken %13,5'la başladığımız, sonra 24'e çıkan serüvende biz %13'lük, değil mi? O kötü günlerden de daha başlamadan hani bir faizimiz vardı ya 13,5'luk. Onun evet, biraz gerisine düşeceğiz. Yani %13'e geleceğiz. Bu da iyi bir şey. Öyle gözüküyor. Bunun haricinde herkes temkinli olsun. Yılı kapatırken sermayeyi kediye yüklemesin. Dikkatli olsun. Sermaye koruma yılı başlıyor 2020'de. Sermaye koruma yılı başlıyor cümlesiyle Profesör Doktor Emre Alkin'in değerli yorumlarını aldık efendim ve bu son cümleyle de parasalı kapıyoruz. Zaten yarın sabahta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, parasanın ilk bölümünün sonuna geldik. Saat 15.30'da görüşmek üzere.